Merhaba arkadaşlar. Font düzenlemeyi anlatacağımız yeni bir video ile karşınızdayım. Öncelikle düzenleyeceğimiz font içinde pek çok karakteri içeren hazır bir font olacak. İnternetten indirdiğiniz herhangi bir font olabilir. Programımız FontLab Studio. Öncelikle dosyayı açtım ve alışık olduğum düzende karakterleri sıralayacağım şekilde ayarladım. Gördüğünüz gibi pek çok karakter mevcut font içerisinde. Bize lazım olan Brave tabir edilen yumuşak G'de kullanılan inceltme işareti ve Cedilla tabir edilen Ç, Ş harflerinde kullanılan işaret. Aynı zamanda değerisiz olarak tabir edilen büyük Ü ve küçük Ü harflerinde kullanacağımız işaret de ileride bize lazım olacak. Ve menüden Türkçe karakterlerin olduğu seçeneğe geldik ve gördüğünüz gibi yumuşak G, büyük ve küçük yumuşak G, büyük I harfi, Ş, küçük Ş, büyük Ş, bunlar eksik. Fontumuzun üzerinde seçili hale getiriyoruz. Daha sonra menüden Clip menüsünden Create Clip dediğimizde gördüğünüz gibi fontlar daha önce bu Brave mevcut olduğu için direkt otomatik olarak bu şekilde geliyor. Gördüğünüz gibi küçük yumuşak G I'mız var. Büyük I'miz gördüğünüz gibi dot accent tabir edilen üstündeki nokta mevcut. Evet, Cedilla gördüğünüz üzere S harfinin altına eklendiğinde Ş, Türkçedeki Ş harfini oluşturuyor. Evet, şimdi daha detaylı inceleyelim. Gördüğünüz gibi Ç harfinde de ben buradan bana bir şablon olarak kullanabilmem için Ç harfini, büyük Ç harfini kopyalıyorum. Gördüğünüz gibi S harfine eklediğimiz Cedilla orijinalinden farklı yerde aşağıya çektim. Evet, bu şekilde yakınlaştıralım. Tam sıfır noktasını alalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde harfimiz, Ş harfimiz oluştu. Evet, küçük Ç harfimiz için de aynı şekilde kopyaladım. Aşağıya çektik. Gördüğünüz gibi Ş harfimiz de hazır. Yapıştırmaya gerek kalmadı aslında. Kopyalamıştık ama. Şimdi bize önemli olan, lazım olan burada font info kısmındaki gireceğimiz bilgiler. Gördüğünüz gibi Agency FB fontu ile alakalı isim. Burada isim bilgileri mevcut. Kalınlık, incelik vesaire, italik mi vesaire, bu tür bilgiler burada yer alıyor. Menüleri geçelim. Burada işte fontla ilgili bilgiler, copyright vesaire. Buradan hemen Unicode'a alıyoruz. Gördüğünüz gibi font hakkında bilgiler. Burada fontu pek çok işlemde kullanacağımız için bütün düzenlemenin açık olması lazım. Biz de bunu Everything is allowed installable mode şu şekilde ayarlıyoruz. Devam edelim. Evet, burada diğer bilgiler, lisans bilgisi vesaire, fontun versiyon bilgisi. Evet, burada fontla alakalı gene isimli alakalı bilgiler. Burada font özellikleri, bir sürü akla gelmeyecek kadar detaylı bilgiler mevcut fontla alakalı. Burada gördüğünüz değerler, fontun büyüklüğü, yüksekliği, çeşitli ayarlar burada mevcut, ayarlanabiliyor. Burada gördükleriniz hepsini fontun büyüklüğüyle, yüksekliğiyle, genişliğiyle alakalı bilgiler. Burada bize önemli olan, lazım olan gördüğünüz menüde sağ tarafta Türkçenin mevcut olması. Ben otomatik olarak ilk başta deneyeceğim. Evet, Türkçe gördüğünüz gibi otomatik olarak geldi. Aşağıdan drop down menüsünden de Türkçe'yi ayarlayalım. Kaydedelim. Eğer seçtiğiniz zaman olmazsa elle girmeniz gerekir menüde. Burada hemen Unicode'u alalım. Devam edelim. Gördüğünüz gibi burada karakter seti, Unicode Range var. Otomatik olarak tıkladığımız zaman o font içerisinde mevcut olan bütün karakter setlerini tanıyor.
ileride kullanabilmeniz için gerekli. Devam edelim. Auto, tamam. TTF olduğu için tamam. Devam ediyoruz. Burada ayarlamamız gereken yerlerde sadece düzenlememiz gereken kısımları şey yapacağız. O yüzden hızlı hızlı geçiyorum. Evet, buradan calculate, tekrardan ayarlıyoruz. Apply dedik. Okey diyoruz ve evet, fontumuz şu an hazır. Generate font diyelim tekrar. Evet. TTF kaydet. Gördüğünüz gibi fontumuz kullanıma hazır. Son olarak FontLab'in kendi dosya formatında kaydedip kapatabiliriz. Bu şekilde fontumuzu kullanıma hazır. Bir sonraki videomuzda da bu şekilde karakter seti mevcut olmayan fontları nasıl Türkçeleştirebileceğimizi göreceğiz.